Türkiye özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın döneminde yani son 18-19 yılda gerçekten çok gelişti. Bunu ben 94'te üniversiteyi bitirdim. O günden bugüne Türkiye'nin gelişimi çok net analiz edebiliyorum. Yani 94'te Türkiye ve öncesinde daha Afrika'ya yakın bir ülkeyken, daha çok az gelişmiş ülkeyken, şimdilerde daha gelişmiş Avrupa'ya yakın bir ülke konumuna geldi. Bunda tabii ki siyasi iradenin çok büyük payı var. Siyasi iradenin sağladığı koşulları doğru kullanan şirketlerin, girişimcilerin de çok büyük payı var. Şu anda Türkiye'de herhangi bir girişimci, herhangi bir girişimci adayı ben bir iş kuracağım desin, en az Amerika'daki kadar, en az Avrupa'daki kadar, en az Japonya'daki kadar imkanlara sahip. Girişim sermayesini de bulabiliyor, finansman kaynaklarını devlet oluşturabiliyor, COSCEP vasıtasıyla devlet projeyi geri dönüşümsüz belli bir oranda fonlayabiliyor. Bir kere şundan emin olması lazım gençlerin, Türkiye girişimci dostu bir ülke. İşletmeler girişimlere destek vermek istiyorlar, yeni projeler arıyorlar. Efendime söyleyeyim, bizim gibi STK'lar, Girişimci Adamlar Vakfı gibi kuruluşlar, mesela bizim tek işimiz bu. Girişimci Adamlar Vakfı'nın tek özelliği ve işi girişimci olmak isteyen gençlerin önünü açmak. Ona mentörlük yapmak. Ona projesini dinlemek ve yorum yapmak. Çünkü bir projenin ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ne kadar geçerli, ne kadar güncel, ne kadar başarılı olabilir yorumunu girişimci kendisi yapamaz. Çünkü bizdeki girişimciler çoğunlukla hani projelerine aşık girişimciler olur. O biraz saplantıya da gelir aslında. Ve birisinin ona kardeşim bu böyle olmuyor demesi lazım. Biz mesela vakıfta son 5 yılda 15 bine yakın proje incelemişsek 5 bin öğrenciyi, 5 bin girişimci adayını biz eğitim almışız. 10 bin proje elemişiz. Demişiz ki gence ya bu proje fikrin çok cazip gelebilir sana ama bundan binlercesi var. Ticari modelinin bu işe yaklaşımını ya da ana kurallarını değiştirebiliyorsan bunu yapman lazım. Herhangi bir genç bir projesi olduğunda GİB'e müracaat etsin. Desin ki benim projem şu, analizim şu, buna destek istiyorum. Biz ona mutlaka ya GİB üyelerinden, bizim 500 civarında girişimci gönüllü üye arkadaşımız var. Bu işe bizim gibi gönül vermiş. Türkiye'nin önemli bir konusunun, en önemli konulardan birisinin girişimci yetiştirmek olduğunu. Nasıl ki burs vermek büyük bir hizmetse, nasıl ki okul, cami yaptırmak büyük bir hizmetse, büyük bir hayırsa, zekat vermek, düşküne sadaka vermek büyük bir hayırsa, bizim kanaatimiz GİB olarak bir gence karşımıza alıp projesine destek vermek, mentörlük yapmak, finanse etmek belli bir şekilde veya finanse edebileceği yolları öğretmek, o projeyi adeta böyle tohum şeklinden böyle bebeklik aşamasına belli bir aşamaya kadar o gencin elinden tutmak bize göre büyük sevap. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da Bahariye Mevlevanesi'nde bizi ziyaret ettiğinde bunun gerçekten çok büyük bir özveri gerektirdiğini ve bunu yapanların da çok doğru bir şeyi, ülke ve ümmet adına çok büyük hayır işlediklerini söylemişti. Bakın insanların sadaka vermek kolay. Burs vermek çok kolay. 1000 tane öğrenciye burs verirsiniz. Kendinizi acayip mutlu hissedersiniz. Ama bir çocukla, bir gençle, kendi çocuğumuzla bile alıp onu iş adamı yapmaya çalışmak kolay bir şey değil. Kolay bir emek de değil. Kolay böyle rahat hemen yapalım olabilecek bir şey değil. Onun problemleriyle uğraşacaksınız, iş algısını geliştireceksiniz. Mesai kavramını geliştireceksiniz. İşte iş dünyasının en önemli argümanının güven olduğunu öğreteceksiniz ve bunu ona tespit ettireceksiniz. Genç bunu bilecek. Şu andaki bu dönemdeki gençlerin daha önceki yıllara göre çok büyük avantajları var. Girişimci olmak isteyen, ben kendi işimi kuracağım, kendi işimin patronu olacağım, 10 tane 20 tane arkadaşımı beraber çalıştıracağım diyen insanların mutlaka başarılı olduklarını ben görüyorum. İlk denemede başarılı olmayabilirler, yorulabilirler. İkinci denemede yorulabilirler. Ama pes etmediği zaman göreceksiniz ki bütün iş adamlarına bakın. Bugün Türkiye'de başarılı olmuş. Hani babadan, dededen, atadan mirasla değil. Benim babam duvar ustasıydı. Allah nasip etti. Ben denizci oldum, armatör oldum. Ha bunun arkasında hani şans diyor gençler. Şans diye aslında bir kavram yok. Emek var, ter var, uykusuzluk var, çok çalışmak var, feragat var. Özveri, büyük bir özveri var. Ve doğru durmak var. Alçak gönüllü olmak var. Çok çalışmak var. Her konuya ülke özelinde, insanların faydası özelinde bakmak var. Benim uğraştığım bütün alanlarda önce bu kimin işine yarar ve işine yarayan insana bir faydası olur mu diye bakarım. Ondan sonra ticaret tarafını düşünürüm. Yani insanlığa,
ülkeye, ülkenin bir açığına, bir cari açığa, bir ithalat dengesine bir faydası olsun bir şey. Ve bu eğer bir insanı motive ediyorsa o zaman o kişi gerçekten girişimciliğe aday ve girişimci olacak demek. Ya ben işte bir ev alayım. Bütün hayat stresi bir ev almak olan bir insanın ben girişimci olacağına kanaatim yok. Benim hiç hayatta ev alayım, ben bir an önce ev almalıyım planım olmadı. Bir an önce araba almalıyım planım olmadı. Olamaz. Bir girişimcinin projem başarılı olsun planı olabilir. Bundan 10 sene önce böyle bir şey yoktu. Ben şöyle düşünürüm bir Türk olarak, Türkiye'de yaşayan birisi olarak. Böyle bir fikir dünyanın herhangi bir yerinde çıkıp dünya yayılabiliyorsa bu fikir Türkiye'den de çıkıp dünya yayılabilir. Nitekim şimdi son 5-6 ayda biliyorsunuz 2-3 tane e-ticaret ve lojistik firmamız dünya çapında milyar dolar seviyelerine çıktı. Bunun da ben gençlere çok büyük örneklik teşkil etmesini arzu ediyorum ve bunları oturup incelesinler. Başarısız olmaktan gençlerimiz korkmasınlar.